aslında otellerin dolduklarını biliyor. 2000 yaklaşmasıyla otellerimizde doluluk oranları artmaya başladı. Müzikli programların olması, hafta sonuna denk gelmesi, yine bölgemizin termal turizm bölgesi olması bu anlamda talebi daha da arttırdı bölgemizde. Hafta sonuna denk gelmesi dediğim gibi 2 günlük paket programlarda ciddi bir yoğunluk sağladı. Bunun yanı sıra daha önce de belirttiğimiz gibi bu tünellerin yapılması, yine Çanakkale Köprümüzün tamamlanmış olması, yabancı turistlerin de bölgeye ulaşımını rahatlık sağladı. Özellikle Bulgar vatandaşların hem Çanakkale'ye hem Körfez'e yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. Yeni yıla turizm anlamında çok büyük bir etkiyle, güzel bir potansiyelle gireceğiz gibi duruyor. 2022'nin son günlerinde, özellikle Kuzey Ege'nin incisi pozisyonundaki Edremit'imizde otellerimiz ciddi bir hazırlık içerisinde. Edremit özellikle son dönemlerde termal turizm anlamında çok anlamlı ataklar yapmış durumda. Altınoluk bölgesi, Güre bölgesi ve Edremit'in özellikle merkez bölgesindeki termal oteller çok ciddi hazırlık içerisinde. Termal otellerimizin misafirlerimize 2022'den 2023'e geçerken önemli hizmetler verme aşamasında çok istekli olduklarını görüyorum. Bu yüzden Edremit Körfezimiz ve Kuzey Ege'nin incisi Edremit termal turizmle ilgili misafirlerimizi Edremit'e yılbaşında bekliyor. Aynı zamanda termal turizm haricinde Kaz Dağları son dönemde yeni bir destinasyon. Kaz Dağları bütün Türkiye'nin, yerli yabancı bütün turistlerin ilgisini çekiyor. Kaz Dağları'mızdaki butik oteller ve yöredeki diğer otellerde yılbaşı hazırlıklarına devam ediyor. Yeni yılda ben halkımızı ve bütün doğa sevenleri Edremit'e bekliyorum. Edremit'te yeni yıla hep birlikte mutlu bir şekilde girmeyi temenni ediyorum. Bu arada tüm halkımızın yeni yılını tebrik ederim. Önümüzdeki yılın bütün halkımıza sağlık, mutluluk, hayırlar getirmesini temenni ederim. Malum kış sezonunda bölgemiz önemli kaynak değerimiz olan Kaz Dağları bölgesinde turistik termal otellerimiz, efendim yukarıda dağ sırasında bulunan butik otellerimiz, bunlarla ilgili arkadaşlarımızla görüştüğümüzde rezervasyonların özellikle iç pazarda, yakın sanayi şehirlerinden, Bursa, İstanbul, Ankara gibi yerlerden yoğun bir talep aldıklarını görüyoruz. Önemli olan buradaki Kaz Dağlarımızda bu cazibe noktalarımızı arttırıp buralara inşallah misafirlerimizi bekliyoruz. Özellikle Balkanlardan bölgemize, termal otellerimize, Balkan coğrafyasından, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden yoğun bir talep var. Hem yaz hem kış periyodunda. Yılbaşı dolu ama kışın genellikle termal otellerde yoğunluk olduğu için bize ciddi bir ilgi var. Özellikle yeni yeni tanınan Güre Termal Turizm Bölgesi'ne büyük kentlerden ilgi gitgide artıyor. Biz yılbaşında tüm rezervasyonlarımızı doldurduk. Şu an odalarımızın tamamı %100 dolu. Peki yılbaşı için özel bir programımız var? Tabii. Şimdi öncelikle termal otellere gelen misafirlerin
ortak anlayış paydası daha çok dinlenmeye, huzura geliyorlar. Bir de Kaz Dağları'nın bu muhteşem havasından yararlanmaya, ama muhakkak olmazsa olmaz yılbaşına eğlenceyle girilmesi gerekiyor. Bu bölgenin ve otelimizin genel konseptine uygun eğlencemiz ve harika bir yılbaşı gecesi programımız var. Bizimde 9 milyon zeytin ağacı varmış. Avrupa Birliği'nin bu ağaçlar çok güzel.